Peki ben size soruyorum. Sizce Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Herkese selamlar. Şu an evlerinize. Ternopil'in otogarından misafir oluyorum. Yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Ternopil'de maceramız bitti. Tek bölümlük bir macera oldu. Onu da izlemediyseniz yukarı linkini bıraktım. İzleyebilirsiniz. Rivne'ye doğru gideceğiz. Otogara geldim. Henüz hangi otobüse bineceğimi bilmiyorum. O zaman kalabalığın içine dalalım. Bir otobüs bileti bulalım. Rivne'ye doğru yola çıkalım. Hadi bakalım. Video başlasın. İyi seyirler diliyorum. Otogar biraz büyük böyle ama çok eski otobüsler var. Şurada da international otobüsler kalkıyor. Romanya'ya falan gidiyor. Bulgaristan'a gidiyor. Bir türlü anlaşamıyoruz bu abilerle. Nasıl yapacağız bilmiyorum. İnternetten de almadık bileti. Çünkü çok karışık olduğunu biliyorum Ukrayna'nın otogarlarının. Şurada yoluna bir soralım. Zdravstvuyte. Rivne. Rivne. Rivinska. Tamam. Nerede abi? Right. Rada. Okey, yakıyor. Herkes bir tarafa gönderiyor. Bu da düz devam et, sağa gir diyor. Az önce oradan geldim. Tren yokmuş. Normalde trenle gidecektim de. Rivne'ye gitmiyormuş maalesef buradan. Şurada bir Rivne. Zdravstvuyte. Rivne. Ne, ne. Tut zarabı dedi. Tut zarabı dedi. Abu tut, abu tam na perş. Rivne. Abu tut. Abu yedin. Yedin tam dalej. Yedin. Abu tam, abu tut. Abu tam, abu tut. Okay, how much, baba? Koşu. How much? Money, grivne? Ne, yeah, tam on, tam excess. Hangisi? TikTok, İngiliz. İngiliz, İngiliz. Ya, tam можно поменять. Okay, okay. Yakıyor baba. Sağ olasın. O da az önceki gittiğim yere gönderiyor yine. Bir bulamadık şu grivneyi. Allah rızası için bir kelime İngilizce bilen yok. Sonunda bir teyzeyle anlaştım. Bir saat sonra kalkıyormuş otobüs. Sabahki otobüsü kaçırmışız. Şimdi bir saat bekleyeceğiz. Otogarın içinde bir yere geldim. Böyle bayağı popüler. İçerisi çok kalabalık. Herkese pizza gibi bir şey yiyor ama benim karnım tok. Sabah atıştırdım. Kahve alayım dedim bari, bir tane latte aldım. Bekliyoruz şimdi. Fiyat tablosu da burada. 37 grivni. Large, en büyük boy. 600 gram. 1,5 dolar. Mekan da burası ya. Bakar mısın içeriye? İzdiham var resmen ya. Şöyle de işte şu pizzalardan yiyorlar. Salamlı. Sonunda bindik otobüse. 2 saat falan sürüyormuş ortalama. 2-2,5 saat. İçeride buz gibi, umarım kliması falan vardır. 140 grivna ücreti var değerli dostlar. Geze geze gidiyoruz yöre yöre Anadolu'yu. Ukrayna'yı keşfetmeye devam. Sonunda Rivne'ye geldik. İneceğimiz yere biraz daha vardı aslında da ben erken indim. Yürümek istedim çünkü içeri bayağı sıcaktı, havasızdı. Kimse maske de takmıyor. Şimdi kalacağım hostele gidin bir yerleşeyim. Hosteli göstereyim size. Daha sonra şehir merkezine gezeriz. Evet efendim. Hostele geldik. Yerleştik. Şimdi size hosteli göstereceğim. Burası yine diğer şehirlerde kaldığım gibi. Kapsül hostel. 8 tane yatak var. Burası benim yatağım. Bu diğerlerine göre bayağı geniş. Oturabiliyorsun. Ayağa kalkamıyorsun ama yarı zamanda oturabilirsin. Gayet keyifli. Yataklar falan da çok kalın. Pırıl pırıl. Şimdi diğer bölümlere geçelim. Kapımızı açıyoruz. Bu arada kapılar kartlı sistemle çalışıyor. Şurada bayan bölümü, yeşil odalar. Burası bekleme salonu, takılma salonu daha doğrusu. Burada otobüs işte dinlenebiliyorsunuz, çalışma falan yapabiliyorsunuz. Şurada pufflar var, oturma alanı koymuşlar. Gayet güzel burası da. Sigara içme alanımız da var. Bayağı soğuk. Şu bölüm tamamen bayanlara ait. Şu karşı taraf. Bu bölüm ise erkeklere ait. Burası erkek tuvaleti ve duşlar. Buraları da gösterelim şimdi. Burada bir koridorda 3 tane duş koymuşlar. Duşlar da böyle. Genel olarak bakımlı, temiz. Bir kötü bir şey görmedim. Pıra pıra. Lavabolarımız, yine el yıkamalar falan var hepsi burada. Tuvalet alanlarımız. Şurada pisuvar var. 2 tane pisuvar bırakmışlar. Bir tane, pardon 2 tane de klozet var. En önemlisi tuvalet musluğu koymuşlar. Ukrayna'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Güzel, gayet güzel yani. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Ucuz burası. Merkeze biraz uzak. 1.7 kilometre. Yürüyerek 15-20 dakika sürüyor. Taksiyle giderseniz 1-2 dakika. 210 grivna gecelik fiyatı var. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Kalmak isterseniz burada konaklayabilirsiniz. Şimdi şehir merkezine doğru çıkıyoruz. Rivne'nin bir altın üstüne getirelim. Neler var neler yok. Hep birlikte görelim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İkinci günden günaydınlar. Hostelden çıkış yapıyoruz. Dün gece yorgundum. Uyumuşum yani. Dışarı çıkmadım. Gezmedim. Şimdi şehir merkezine doğru geçiyoruz. Önce bir kahvaltı yapalım. Sonra birlikte Rivne'yi gezelim. Of of of. Dışarıya bakar mısınız? Felaket. Kar fırtınası var bugün. Hava sıcaklığı şu an -15 derece falan. Taksiyle gideceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki
Para çok galiba. Evet, para çok. Uklon uygulamasını indirdim. Ukrayna'nın kendi uygulamalarından bir tanesi. Uklon, Bolt, Uber de kullanılıyor. Uber pahalı. Uklon en ucuz uygulama burada. Yeni üye olduğum için 150 indirim verdiler ilk 3 yolculuğa. Yani 20 grivine şehir merkezine gideceğim. Normalde yürümeye kalksam 20-25 dakika sürer. Arabayla 3-4 dakikada gitmiş olacağız. 20 grivine şu an 1 dolar bile değil. 0.70 cent. Çok güzel kar yağıyor. Yollar kaygan. Taksimizi bekliyoruz. Uygulamamız da bu. Uklon. Şu an geliyor taksimiz. 20 grivine. Şahane bir hava var ya. Kaldığımız hostelin dışı burası. Full house, kapsül hostel. Çok güzel, çok bakımlı bir yer. Hakikaten adamlar hakkını veriyorlar yani. Paranın karşılığında. Ki böyle bir yer için 200 grivine para bile değil yani. 7 dolar. Çok ucuz. Taksimiz geldi. Son model jip. Dobro venne. Semt'te online'ız. Kar fırtınası dindi. Şimdi yemek yiyeceğimiz yere geldik. Pizza Salentano. Lviv'de de var biliyorsunuz. Birçok şehirde var Ukrayna'da. Mekanımız burası. Geldik makarnacıya ama kahvaltı varmış. Kahvaltı yapayım dedim. Sipariş verdim. Çok güzel bir ürün geldi. Hazır mısınız? Böyle şahane bir omlet söyledim. 4 peynirli, 80 grivna, 3 yumurtadan yapmışlar. Yanına bir porsiyon pastayı söyledim abi, 40 grivna. Sezar sosu ile birlikte. 120 grivna işi bitiriyoruz. 4,5 dolar. Hadi bana afiyet olsun. Yalnız çok iyi ya. Nar ekşisi bile var yumurtanın içinde. Değişik bir şey olmuş ya, traditional. Oralara benzemiş. Kahvaltımızı yaptık. Rivne. Güzel şehir Rivne. Haritada yerimizi koyuyorum. Şimdi batıya doğru biraz daha yaklaştık. Belarus'a daha yakınız daha doğrusu. Rivne güzel bir şehir. 300 bin nüfusu var. Evet, ufak bir şehir burası. Ternopil gibi. Burada da fiyatlar aynı şekilde ucuz. Lviv'den, Kiev'den, Odessa'dan daha ucuz. Yani bu ikili şehri de gördükten sonra o diğer popüler şehirlerden ziyade Ukrayna'ya olan bakış açım tamamen değişti artık. Buralar çünkü gerçekten çok şahane. Hiç turist yok. Her şey çok ucuz. Konaklama ucuz, yeme içme ucuz, mekanlar ucuz, hayat ucuz. Bence tatil için artık Lviv, Kiev değil de buraları tercih ederseniz daha çok keyif alırsınız. Yani o eskiden diyorduk ya 100 dolarla yola çıkalım. 100 dolarla buralarda geçinirsiniz yani 5 gün, 6 gün, 1 hafta, belki 10 gün bile geçinirsiniz. Hava soğuk şu an, hissedilen -15 falan. Akşama doğru -30'a kadar çıkacakmış. Gece yoğun bir kar yağışı olmuş. Şu anda yağmaya devam ediyor. İleride bir park var, Lebedina Parkı. Oraya götüreceğim sizi. Bir göl var, onu bir görelim. Ondan sonra da biraz lokal yerlere takılırız. Şehrin en güzel parkına geldik arkadaşlar. Lebedinica Parkı. Bu gördüğünüz yer göl. Evet, göl. Ama burası iyi donmuş galiba. Şöyle de bakın. Şu an gölün üzerindeyim. Evet, hakikaten gölün üzerindeyim. Buz tutmuş buz. Hava sıcaklığı -20 falan rahat var. Müthiş bir soğuk var ya. Ama şu manzara var ya, her şeye değer inanın. Şahane. Çok keyif alıyorum şu an gezerken. Tabii soğuk etkiliyor ister istemez. İklim şartları çok rahatsız ediyor ama yani kış da güzel. Her zaman yaz olmaz. Sonuçta bir yıldır Latin Amerika'daydım. Hiç kış görmedim. Geçen yıl kış ayında gitmiştim ben Latin Amerika'ya direkt sıcağın içine. Yani Türkiye'de yaz bitti, hala biz orada yazı yaşıyorduk. 35-40 derecelerdi. Biraz da kış görmek lazım. Bir önceki videolar çok eleştiren olmuş. Ne işin var soğuklarda falan, biz izlerken üşüdük. Abi işte arada bir değişiklik şart ya. Zaten çok fazla kalmayacağım. Bir 10 gün sonra falan Ukrayna'dan çıkmış olacağım büyük ihtimal, veya 15 gün sonra. Yeni rotalar var. Şu an Covid'den dolayı aslında çoktan gitmiştim de kapattılar gideceğim ülkeleri. Normalde planından bahsedeyim size. Endonezya'ya gidecektim kapalı. Tayland'a gidecektim. Hatta 2 gün önce bilet alacaktım. Gelen bir mail ile akşamüstü haberim oldu. Tayland'ı da kapattılar. Hiçbir yere almıyorlar şu an. Her yer blocked Covid'den dolayı, bu yeni Omicron varyantından dolayı. Şu an aklımda bir rota var. Onu paylaşmayacağım sizinle. Eğer olur da gidersem sürpriz olmasını istiyorum. Çok güzel bir rota. Covid başladığından beri kapalıydı. Şimdi açılmış. Umarım ben gidene kadar sorun olmaz. Burası da parkın giriş alanı. Lebedinica Parkı. Şurada bir kartal heykeli var. Gençler işte böyle soğukta yürüyorlar. Bakın ablam orada çocuğunu kıza bağlamış. Dobro ne? Amigolar. Bakın bebeği bağlamış kıza, gezdiriyor burada. Hanımefendi. Tam bir Sovyet parkı ya. Gerçekten bembeyaz kara örtüsü. Noel pazarına geldik. Hemen şey de bu. Zilata Plaza burası, alışveriş merkezi. AVM'nin önünde. Burası çok küçük bir Noel pazarı. Diğer şehirlere göre bayağı küçük. 10 tane tezgah var, 5 tanesi açık.
Burada mesela hanımefendi var, şarapçı. Sıcak şarap satıyor. Biraz vite. Wine? Red wine? Yes. How much? Buradaymış. 40 grivna, 30 grivna sıcak şaraplar. Şöyle göstereyim size. Burada kaynıyor. Sıcak bir. Burada mesela tradenlikçi var, Çek Cumhuriyeti tatlısı. Tradenlik yapıyor ablacığım. Kolay gelsin, Zrasvite. Hayırlı işler. Burada yine sıcak şarap var. Her yerde sıcak sıcak şarap satıyorlar. Başka bir şey yok ya. Bakın bu da sıcak şarapçı. Yani yanında birkaç tane dün akşamdan kalmış hostlar falan var. Burada da kurabiyeler var. Noel kurabiyeleri. Ya bunların fiyatları çok yüksek. Şimdi yazmış 15 grivna da. Şu ileride pastane var. 5 grivna alıyorsun orada. İşte şurada berliner var. Hep bayat. Birçoğu bayat bunların yani. Pek fazla da hareket yok. Yine şu an kar yağışı başladı. Şurada ufak bir Christmas ağacı koymuşlar. Noel ağacı. Şu dikkatimi çekti. Her yerde sushi restoranları var. Şurada da mesela köşede var. Benim otelim orada 6-7 tane. Çinli nüfus mu çok? Sushi'yi mi seviyorlar? Anlamış değilim. Ben de severim sushi'yi ama çok fazla tercih etmem. Yani etin, ekmeğin, kebabın, dönerin olduğu yerde sushi yenmez abi. Karşıyım. Şimdi öyle dedik ama bir bakmışsınız videonun sonunda sushi yerken görüyorsunuz beni. Bir de normalde maske takmak yok yani, kimse takmıyor ama ben üşüdüğüm için maske takıyorum. Soğuktan koruyor en azından biraz. Burası Cumhuriyet Caddesi. Rivne'nin işlek bir cadde. İnsanların işte alışveriş yaptığı, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bir yer. Trafik çok kalabalık. Hep kilit yani bu cadde. Tabii işte bütün hayat burada döndüğü için ondan dolayı galiba. Park yerleri falan da yok, yasak. Merhaba abi. Herkes selam veriyor kamerayı görünce. İlk defa görüyorlar. Latin Amerika'daki gibi kameradan kaçabiliyor bu arkadaşlar. Dikkatimi çekti birkaç yerde. Eva Market de Ukrayna'nın yerel firması. Her yerde var bütün şehirlerde. Son zamanlarda bile Instagram'a çok mesaj geliyor. Bize iPhone getirir misin? PlayStation getirir misin? İnanın günde 100 tane iPhone isteyen, 500 tane PlayStation isteyen var. Abartmıyorum. Hangi birine getireyim? Hangi birinizle getireyim daha doğrusu? Bu konuda lütfen hassasiyet rica ediyorum. Fiyatlar ucuz değil burada ayrıca iPhone'lar falan. Ya Türkiye'den 6-7 milyar ucuz. Sana kayıt parası 3000 lira. Aynı hesaba gelmiş oluyor. Çok değişen bir şey yok. Otobüsler de 1980 model falan galiba burada. Acayip eski. Dökülüyor otobüsler hatta. Yani motor kucağında seyahat ediyorsun. Bakın burada mesela tarihi eserlerden bir tanesi. Otobüs fiyatları da 5 grivnadan başlıyor. 5, 7 şehirlere göre değişiyorlar. Ha mesela şeyde, Rivne'de şey yok. Mekanlara girerken aşı kartı istemiyorlar. Lviv'de vardı biliyorsunuz sorunlu. Onunla ilgili de çok soru geliyor. Aşı kartımız yoksa mekanlara giremez miyiz diye. PCR testiniz olması gerekiyor. Lviv için bahsediyorum. Kiev'e daha gitmedim. PCR testi olmazsa hiçbir mekana giremiyorsunuz. Hatta karakodu bile okutuyorlar girişlerde. Haberiniz olsun. Lviv bu konuda çok iyi. Ama soğuk olduğundan sanırım sürekli sersemliyor buradaki insanlar. Trafik bir anda kilitlenebiliyor yani. Biri sağa geçecek, biri sola geçecek. Birbirlerine yol vermeyi beceremiyorlar. O dikkatimi çekti. Işık yandı, karşıya geçiyoruz. Dayı sen üşümüyor musun ya o da? Tiyatroya geldik. Burası da tiyatro binası. Adamlar eğleniyorlar. Hakikaten bu tiyatro içinde çok sosyaller. Sürekli oyunlar, gösteriler, konserler. Lviv'de de gitmiştik hatırlarsanız. İki önceki videoda izleyenler iyi bilir. Opera, Mozart. Ben de çok severim. Elimden geldiğince, vakit olduğunca, uygun bilet bulduğumca gidiyorum. Ben de ziyaret ediyorum arkadaşlar. Belki bu akşam burada kalmaya karar verirsem burada da bir opera yaparız diye düşünüyorum. Çok güzel bir konser varmış mesela akşam saat 7'de. Burası da Ukrayna Otel. Rivne'nin Elnix Oteli, 4 yıldızlı. Diğerleri hepsinin alt grup. Çok fazla turist gelmiyor, hatta hiç gelmiyor diyebilirim. Evet, döviz kuruna bakalım. Tarih 25 Aralık Cumartesi. 1 dolar 27.25'ten satılıyor. Bozdurmaya kalkarsanız 27.10. Euro 30.75'ten satılıyor. 30.30'dan bozduruluyor değerli dostlar. Şimdi pazar gibi bir yere geldik. Burada bir dönerci varmış. Namını duydum abimin. Azerim mi dediler, Ukrayna mı dediler, ona emin değilim ama bakacağız. Meyve sebze pazarı aynı zamanda. Hurmalar var Türkiye. Zrasvite. Tamam mı aşağı bir ha 30 grivna mı? 30 grivna var. Türk müsün abi sen? Ha Azerbaycan'ım. Yapma ya. Vay abim benim ya. Ben de Türkiye'ye abi. Hayırlı işlerin olsun baba. Doğru mu? Bak hemen gider girmez Azeri çıktı abimiz. Burada kadınlar çalışıyor abi. Dönerci de burası. Natasha ablam. Hayırlı işler. 75 grivna, 45 grivna, 55 grivna. Ben normal diyorum 45 grivna. Zrasvite. Hayırlı işler.
Karnını stop şu an. Ha, bakmaya gerek yok. Yöresel, traditional pazar. Bakın reçeller falan var burada. Vay 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 vay. Tavuk satıyorlar. Kıtlaklanmış. Dobri deyin, dobri deyin ablalarım. Mandalina var, İtalya. 55 kilinde kilosu. Çok tatlı kızlar ya. Hep teyzeler çalışıyor. Burada erkekler çok fazla çalışmıyor Ukrayna'da. Hep kadınlar genelde. Bakar mısınız? Bu soğukta duruyorlar vallahi, helal olsun ya. Şurası Navidad Market. Pardon, Christmas Market. Navidad İspanyolca. Noel ağacı falan satıyorlar burada. Bu arada yine çok gelen mesajlardan bir tanesi. Latin Amerika'ya dönecek misin? Ne zaman döneceksin? Latin Amerika şu an planlarımda yok. Ama eğer olur da tekrar dönmek istersem ilk başlayacağım yer Venezuela olur. Buradan Can Baba'ya, Eres abiye selamlar, saygılar, sevgiler. Oradan işte Arjantin, Şili falan yaparız. Zaten 4-5 ülkem kaldı Latin Amerika'da. Çoğunu gezdim. Orta Amerika'yı düşünmüyorum şimdi. Artık biraz Afrika veya Asya taraflarını gezmeyi düşünüyorum. Turşucu. Turşu satıyor ablam burada. Biraz bir tablo hayır işte. Oo, patlıcan, şakşuka. Baklajan. How much? 60. 60. 60 gramlarmış patlıcan. Ne güzel olur ha. Canfe. Bu tavşan. Tavşan satıyorlar arkadaşlar. Sakatatları falan içinde. Ördek. Hindi. Tavuk. Kaz. Şu kaz galiba, pardon. Veronica mantısı. Ukrayna'nın yöresel mantısı bu da. Burası satıyor ablam. Hayır işte abla, zarafete. Kavurma var burada. Domuz etinden yapılıyor. Hayır işte abla. Biraz bite. Avrupa'dan da çok geliyor buraya meyve sebze. Türkiye'den de bayağı geliyor. Mısır'ın Libya videosunda bahsetmiştik. Şu hurmalar çok hoşuma gitti ya. 60 kilo kilosu. Bunlar abi bozulmuyor mu? Soğuğun donun altında. Muzun kilosu 35 kilo. O ekmekçi. Pastry. Patisserie. Ekmek satıyorlar. 10 gramla, 20 gramla. Burada da yine şu sarımsaklı ekmek. Çok lezzetli. Selas Vite. Hayırlı işler abi. Şoşo. Kabak çekirdeği, tavuk. Atın dışarı -15 tavuklara. Bir şey olmaz, bozulmaz. Ha? Merhaba abi. YouTube. YouTube Türkiye. Как тебя зовут? Виталий. Виталий. Меня Ибрахим. Burada da doğal çam ağacı. Ağaçtan söküp satıyorlar. Bak bu olayı da sevdim. Güzel. Her yer bembeyaz ya. Ne güzel. Kar yağıyor. Çok temiz bir hava var. Hava kirliliği yok. Göstereyim havayı. Gözükmüyor kirliler. Burası da nalburcular. Tesisatçıların sokağı. Burada da işte nalbur tarzı, elektronik tarzı şeyleri bulabiliyorsunuz. Pazarın diğer tarafına bir çıkalım. Orada ne varmış? Şimdi üst kata geldim. Burada ne var? Eyvah! Ne satıyorlar bu? Balık satıyorlar. Vay vay vay. Kazan balığı mı ne bunlar? 90 grivna diyor tanesi. Pardon, kilosu. 55 grivna. Şu 90 grivna. Biraz vite. Kalk tabi ya, zavut. Korp. Korp balığıymış. Bir kilosu 90 grivna arkadaşlar. Bir göster babasana zahmet be. Vay be. Cacaki. Karda gezmek de bir başka oluyor. Kar taneleri böyle yağıyor sürekli. Başımızdan aşağı. Elim ayağım kolum tutmuyor. Ablam ne satıyor? Yaban versin ama. Kremberi. Kremberi ezmesi. Kremberi çayı güzel olur. Şarkıları var burada. Kurutulmuş balıklar falan var burada. Hamsiydi işte. Sardalyaydı. İstavritti. Somon. 350 grivnaymış kilosu. Şu yengeç. Surimi. 80 grivna. Vay 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 vay. Hayırlı işler. Dolaba ihtiyacınız yok. Hava -15. Transvite. Abi uzaylı görmüş gibi bakıyorlar ya kamerayı görünce. Bak yağcı var. Türkiye'de yağ fiyatları ne durumda dostlar? Bakalım Ukrayna'da ucuz mu? 5 litre yağ. Ayçiçek yağı 230 grivna. Kaç dolar yapıyor? Hemen söyleyeyim size. 8 dolar yapıyor değerli dostlar. 100 TL falan geliyor galiba. Türkiye'de ne kadar? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şimdi canlı bölümüne girelim. Pazarın iç kısmı. Şu an
meyve sebze pazarına geldik Rivne'nin. Burada işte kuru yemişler, meyveler, sebzeler falan satıyorlar. Ablam kameradan kaçıyor. Ablacığım hayırlı işler. Здравствуйте. 30 гривен. Okay, okay. Одну? Tamam, bir tane alayım ablam. Param düştü. Sara, sara, sara. Şöyle bakın tadına nasılmış. 30 gireyine bedava vallahi. Tazeymiş diyoruz. Вы из Витки? Откуда? I don't know, speak Ukraine. Only English. I'm from Turkey. 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 Ah, Antalya. Antalya. Oh, Antalya. Very hot. Sıcak mı? Ablam kaç para bunlar? How much? 40 гривен. Ah. Natural. Natural. Akasya 100 гривен. How much? 100 гривен. Peki ben size soruyorum. Sizce Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Savaş çıkacak mı? Özellikle 45 gündür Rusya-Ukrayna savaşı şu an bütün dünyanın gündeminde. Herkes bu savaşı, bu işgali durdurmaya çalışıyor. Ama maalesef ki Rusya cephesi Putin kesinlikle taviz vermiyor bu konuyla ilgili. Şu an Luhansk ve Donetsk şehri işgal edilmiş durumda. Luhansk'ın tamamını almış durumdalar neredeyse. Bugün yarın Donetsk, daha sonra sırada Kiev, Jitomir diye gidecek. Ya bu işin sonu yok, durdurulamıyor bir türlü. Diyeceklerim bu kadar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoyu kesinlikle kaçırmamalısınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.